Herkese merhabalar sevgili dostlar. 19 Ağustos pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar 7 koşul bir program bizleri beklemekte Elazığ'da. Sizlere tahminleri vereceğiz. Fakat öncesinde Bursa'nın yayında olduğunu belirteyim. Bursa'da 9 koşu var. 2 altılı var. Daha fazla ağırlık oraya verdik. Zaten Bursa'yı izleyip buraya gelmiş olabilirsiniz. Ama ben yine de hatırlatayım. doğrudan Elazığ videosunu bulan arkadaşlar, gören arkadaşlar için Bursa'nın da yayında olduğunu belirteyim. Kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar, videoyu beğenelim. Bir de tabi katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Ee, onun dışında videoyu beğenme butonunun hemen yanındaki teşekkürler butonundan da destekte bulunabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bilhassa katıl üyeliği ve teşekkürler e, butonundaki destekleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. Oradan desteklerinizi bekliyoruz. Videoların devamı için bize sizin destekleriniz moral olmakta. Hem beğenmeniz hem abone olmanız bunların hepsi bizim için çok kıymetli. 7 koşulu program tahminlere geçiyorum. İlk yarış 6.30'da. Bir yere ayrılmayın. Üçlü Ganyan ilk ayağını burayı tek geçerek, geçerek başlayacağız arkadaşlar. Birazcık e, zor olacak belki bu yarış meydan olmasıyla birlikte ama yine de tekimiz var. 3 yaşlı İngilizler 1900'de kuma çıkıyorlar. Saat 6.30'da izleyeceğimiz bir koşu olacak burası. Şimdi 9 atın start aldığı bir yarışta normal şartlarda eğer koşu müsaitse zaten tek geçirebilir. Yani öyle çok fazla at koşmuyor etmiyor. Ama meydan olması işimizi zorlaştıracak. Biz de dedik ki bir eleme yapalım. Bir idmanları göstereyim ondan sonra eleme kısmını da net bir şekilde açıklayacağım. Şimdi idmanlarda mesela 50-60'lık bir Şarmelo'nun idmanı görüyoruz. 2 <laughs> numaranın idmanı ama mesela bu İzmir idmanı. Şimdi İzmir var, Elazığ var, Şanlıurfa var. İdmanlarda bir de olan pistlerin de durumlarını göz önünde bulunmak lazım. Bunları da hesaba katıp bir de atların elde ettikleri tabela başarısına bakıp bir ismi tek geçmemiz gerekiyor. Burada mesela 55 yapan bir Wizard of the West var ancak bu Şanlıurfa'da yapılmış bir 55. Daha e, nasıl desem daha yani İzmir'e kıyasladığımızda bu derece böyle olmaz daha düşüğü olur ama buradaki haliyle böyle oluyor e, Elazığ'da bir, 54 yapan bir Wonder Horse var 800 numara 26 kadar da düşmüş yine onun haricinde e, işte Native Spirit'i görüyoruz 52 e, görmüş Elazıda ettiği bir idmanla yani atlar hazır diyebiliriz burada yapmamız gereken şey en hazır gördüğümüz ismi tek bırakmak. Yani hazırlar içerisindeki en hazır. Ben de 8 numara Wonder Horse'u burada bir adım önde görüyorum. Yani atın hem idmanı iyi. Hem 28 gün evvel bir ikinciliği var. Verdiği 28 günlükte bir ara var haliyle. 8 numara Wonder Horse burada bizim favorimiz olmuştur ve tekimiz olmuştur. 54 tekrar gösteriyorum. Elazığ'da 54 26.5 çok iyi bir idman. Burada bu ismi önerdik. Ee, diyebilirsiniz ki ya işte 52'leri gören bir Native Spirit var. Ama şimdi tempo farkları vesaire atların bir de e, verdiği aralar ve yarıştaki tabela durumları bunları da hesaba katarak dedik. Bir tane ismi tek vereceğiz. O yüzden 8 var, Wonder tek verdim. 8 ve 5 ikili oynanabilir. Bakın sıralı ikili de demiyorum. İkili oynayabilirsiniz istiyorsanız. Yani e, üçlü aynanızı tutmasa bile bakarsınız 5 var birinci geldiği takdirde en azından ikiliyi yakalamış olursunuz. Böyle oyun ihtimalleri söz konusu. Yani bu kısmı biraz uzatmış olduk ama mecburduk arkadaşlar. Çünkü burada bir detay vardı. Ona e, net bir şekilde değinmemiz gerekiyordu. Şimdi ikinci koşuya geçeceğim. Ama öncesinde diğer kanalımız var. Onu hatırlatayım. Oğulcan Karaca At Yarış isimli hesap. Orayı da takip alırsanız sevinirim arkadaşlar. Ekörümüzün yarış videolarını paylaşmaktayız orada. Şimdi altılı ganyana geçebiliriz. Saat 7'de 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metrede kum pistte start alacaklar. Bu koşuda Price Girl ve Sandorini ekür olarak start alacaklar. Tabi şimdi e, bu yarış için bizim favori göstereceğimiz Safkan Ferit Yardımcı İdaresi'nde 55.5 gibi e, son derece uygun bir kiloda hatta düşük bir kiloda gruba kıyasla start alacak olan 6 numara Ak Yıldırımoğlu olmuştur. 4 yarıştır ikinci olan ve 6 yarıştır tabela yapan bir Kaneko Bosporus temsilcisinden bahsediyoruz. Kum pistte de şu ana kadarki performansları etkili olduğu için için biz bu ismi tavsiye ederek başladık. Mazlum müseyinle devam edeceğim. İsa Ak Yavuz İdaresi'deki safkan 35 gün evvelki ile birlikte e, bu at e, tam acaba bitti mi derken bir anda kendisini tekrardan e, ön plana çıkardı. Kendisini tekrardan gösterdi diyebileceğimiz bir performans sergiledi. Bu koşuda da yine bu isme net bir şekilde şans tanımaktayım. Peşi sıra 2 numara Immortal Knight. Son yarışlarında bocalamış bir isim. Burada sürpriz bir galibiyet elde ederse şaşırmayın derim. O yüzden oyunlarımızda yer verebiliyoruz bu isme. Ve e, son yarışı kötü gelmesine rağmen bir önceki yarışını kazanan bir isim. Musharraf. 5 e, numaralı e, ismi de e, burada yine sizlere tavsiye etmekteyim. Bu safkanda artık son tercihimiz olmuştur bu oyunda. Yani 6 9 2 ve 5 şeklinde bir oyunu bu koşu için tercih etmiş bulunmaktayız. Üçüncü koşuya geldim saat 7.30'da ikinci ayak şart 4 mücadele 4 yukarı. Araplar 1800'de kum pistte çıkacaklar. Bu koşuda izleyeceğimiz 9 adet safkan bulunmakta. Baba Mercan ve Yutan Girdap ekür olarak koşacaklar ve er güçlüyle bitirim Seda ekür olarak start alacak. Evet, e, bizim bu koşu için favori göstereceğimiz safkanı açıklayalım hemen. E, 37 günlükte güzel bir arası olmasıyla birlikte 2 numara Hilvan'ım. bu koşuda favorimizdir. Yani atın genel kalitesi ve son 6 yarıştaki e, inişli çıkışlı da olsa 3 tane galibiyetinde olmasıyla birlikte 2 numara hilvanlı bu grupta favori haline geldi. Ama tabi Hilvanlı'mı bir tek bırakma durumumuz yok. Çünkü bilhassa burada Ergüçlü'nün varlığı. E, 4 numaralı Safkan er güçlü. Ekürisi bitirim Seda ile birlikte alacağı desteği de düşünürsek. Ergüçlü'nün varlığı Hilvanlı'mı tek bırakmaya engel olmakta. E tabi haliyle bunu yazdıktan sonra da bir de yutan girdap 6 numaraya da şans vermek gerektiğini düşünüyorum. O da 3 yarıştır ikinci kalıyor. Bu sebeptendir ki 2 4 6 şeklinde toplamda 3 safkanlı bir oyun yapılmasını bu koşuda uygun görmekteyim. Olası geniş kuponlarınız için bu sene sadece 3 yarış koşan bir safkan Necmi Altın idaresinde 9 numara tam devranında tavsiye etmekteyim arkadaşlar. Geçelim dördüncü koşuya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası koşusu. Kısa vade 7 düzeyinde bir kupalı yarış olacak. 3 yukarı İngilizler e, burada 1200 metrede kum pisti start alacaklar. 10 safkanın iştirak edeceği bu mücadelede favorimiz 21 gün evvel start almış ve bu 21 gün evvel start almış olan 4 tane saf, 5 tane safkan görüyorsunuz burada düzeltiyorum. Bunlardan en iyi performans sergilemiş ve 3. olmuş olan 2 numara Yıldız Kıran Ferit Yardımcı İdaresi'nde bizim favorimiz ve bu koşu için tek tavsiyemizdir. Silver Cloud'da bir formsuzluk var. E, Father Ferit ve Asabi zaten Ferit yardımcı burada e, yani 2 kilo sadece yüksek Father Ferit ona binmiyor. Yıldız Kıran'a biniyor. Bu bile zaten bir e, hani nasıl desem size bir işaret olabilecek bir durum. Yani 2 numara Yıldız Kıran'ın ne kadar hazır olduğuyla ilgili net bir e, size bilgi verir bu durum. 2 numara Yıldız Kıran bu koşu için arkadaşlar tek olarak tercih ettiğimiz isimdir. Bankotek. 5. koşu saat 8.30'da 6 safkan var. Şart 2 mücadeleye çıkacaklar. Dişilere mahsus 4 yaşlı araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Eğer bir geniş kupon düşünceniz varsa 6 atı birden yazın. Burada o sürprizi yakalayabilirsiniz. Yani hepsi yapıp haş yapıp geçebilirsiniz. Ama olası bir küçük kupon tercihiniz varsa da 1 numara küçük vesme, 3 numara canımın özü ve peşi sıra 4 numara kır hatunu yazarak 3 atla da geçebilirsiniz. Yani ya 3 at ya 6 at şeklinde buradaki planlamayı yaptık. 6. koşuya geldim. Saat 9'da şart 3. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar yine burada bir önceki koşta söylediğim aynen geçerlidir. Olası bir geniş kupon düşünceniz varsa ve bütçenizde tabii ki el veriyorsa... Şöyle izah edeyim. E, Bursa'da 2 altılı var. Burada 1 altılı var. Haliyle buraya daha fazla oynayabileceksiniz eğer. Yani e, bir güne 4 altılılık bütçe ayırdıysanız. Haliyle burada da daha fazla at yazıp altı atı burada da yazabilirsiniz. Yani 2 ayak üst üste kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bütçeniz varsa. Evet yani geniş kupon için olur. Ama küçük kupon ihtimalinde tabii ki biz vermek durumundayız. Ve ben diyorum ki 1 numara King İhsan burada bir tercih olarak e, düşünülmeli. Ve 3 numara Caymazoğlu yine keza öyle. Üçüncü bir at tercihi hususunda da bu koşuda arkadaşlar ben ee, yani dedim ki aralarında kalan 2 numara 7 basamında yazıp 1-2-3 şeklinde geçebiliriz. Yani ya 1-2-3 yapıyorsunuz burada da ya da 6 atı çıkıyorsunuz. Bizim oyunlarımız çok nettir. Yani hiçbir şekilde böyle bir sabit bir kupon zaten vermiyoruz. Hep sizlere yorum olarak veriyoruz ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Her bütçeye uygun vermeye çalışıyoruz. Yani en ufağından en büyüğüne kadar bütün bütçelere uygun vermek istiyoruz. Bunların devamı için bize destek olmanız önemli. Kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Katıl üyeliği ve teşekkürler butonundan da yine destek olabileceğinizi hatırlatmış olayım bu arada geçiyorum son koşuya artık 7. koşu saat 9.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pisti yarışı 10 safkan start almakta arkadaşlar. Bizim buradaki favori göstereceğimiz isim Sami Kaplan'la birlikte 5 numara Koşer'dir. Yani Koşer'in son 6 yarışta 4 tabela çıkarmış olması çok kıymetli. Çünkü grup içerisinde şu anda kendi favori hale getiren durum oldu bu. Ama tabii ki bu mesafede Koşer'in net etkili bir performans olduğunu söyleyemeyiz. 21 65'lik bir Diyarbakır yarış performansı var. Tabii ki ufak tefek pist farkı var diyebiliriz ama yani 21 gelmez yani. Hani o, o birazcık e, etkisiz bir performans olduğunu söyleyebilirim. Uzun da gidiyor gitmiyor kısmını bu yarışta bir kez daha fırsat bulacak gösterebilecektir koşar. Ama tabii ki burada e, bu pistte etkili olmuş olan isimlere de şans tanımakta fayda var. Onlardan birisi 2-16 görmüş. Yusuf Cengiz'de S. Durukan 3 numaradır. E, ondan sonrasında e, baktığımızda son yarışın ardından verdiği 23 gün arayla Ferit Yardımcı İdersi 6 numara. Lord Diamond'da da şans tanıyabiliriz. 2 var. Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Eee Başka bir pistte 2.18 görmüş bir isim doğru güç 2 numaralı Safkan'ı da burada tavsiye edeceğim. Tabi Kocaeli pisti yani iyi bir derece değil ama e, bu hatta da bir sürpriz ihtimali beklediğim için öneriyorum. Bir idmanları da göstereceğim. E, doğru güçün 52 265luk bir idmanı var. Dikkatimizi çeken bir idman olduğunu söyleyebilirim. E, rahat e, olmasıyla birlikte birazcık Mehmet Doğan'la da çalıştı ve yarışta da yine e, Mehmet Doğan'la birlikte izleyeceğiz. Bu detaylarda önemli olduğu için bu ismi de tercihlerimize ekledik. Bu şekilde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Bursa tahminleri kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. katılıyorsu olarak veya teşekkürler butonundan destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.